Rölyef sanatçısı Harun Taşdemir yeni atölyesini açarak hem eserlerini sergiliyor hem de çalışmalarına devam ediyor. Daha oraya bir bitini yapamadım ki onları oraya koyayım. Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelerle yapılan kabartma olan rölyef sanatını Harun Taşdemir tam 33 yıldır devam ettiriyor. Rölyef çalışmasına 30 küsur yıl önce başladım. Önceleri yağlı boya, sulu boya çalışırdım. Rölyef sanatına Atatürk'ün resmiyle başladığını ifade eden sanatçı Harun Taşdemir, eskiden yaptığı yağlı boya resimlerini bırakıp rölyef sanatına devam ettiğini söyledi. Bir gün bir bakır parçası buldum, onda bir deneme yaptım. Aziz Atatürk'ün kalpaklı resmini çizdim keçe kalemle. Bahçemizdeki güllerin çamuru üzerinde onu dövdüm. Elime geçen aparatlarla, hatta taşla. Çok güzel benzerlik olduğunu fark ettim. Ben bundan sonra dedim yağlı boya, sulu boya çalışmayacağım. Rölyef çalışacağım. Bakır çalışacağım. İsminin rölyef olduğunu da bilmiyordum o zaman. Kültür Bakanlığı'nın sanatçı statüsü verdiği sanatçı Taşdemir, dar bir sokakta bulunan küçük işletmede 33 sene çalıştı. Bilmiyorum. Ben Kültür Bakanlığı tarafından sanatçı statüsüne alındım. Neden alındım? Kaybolan kültürümüzü gelecek kuşaklara taşıyorum. Hacı Tevfik Efendi sokakta daracık bir dükkanda, buranın yarısı kadar olan bir dükkanda eserlerimi çalışıyordum. Bunun üzerinde 33 sene çalıştım o dükkanda. 33 sene sonra nihayet buraya gelmek nasip oldu. Rölyef sanatçısı Harun Taşdemir'in bakıra şekil verdiği son eseri ise Makedonya Kralı Büyük İskender ve Diyojen arasında geçen Gölge Etme Başka İhsan İstemem diyaloğunu rölyef esere çevirmesi. Makedonya Kralı Büyük İskender, Sinop'ta yaşamakta olan Diyojen'i ziyarete gelir. Diyojen tanınmış bir filozof, zamanın tanınmış bir filozofu. Gelir, dile benden ne dilersin der. Büyük İskender Diyojen'e söyler. Diyojen de bir yıkık dökük bir küpün içerisinde yaşamaktadır. Hayatını sürdürmektedir. Perişan bir vaziyette, o halinden dolayı sana ne istersen arz vereceğim diyor. Yani dile benden ne dilersin. Sergilenen rölyef eserlerin önemli olduğunu ifade eden Manas Kültür Evi yazarları da rölyef sanatçısı Harun Taşdemir'in eserlerini herkesin görmesi gerektiğini kaydettiler. 30 yılı aşkın bir süre Şehit İlhanlar Caddesi'ndeki o daracık sokaktaki o küçücük atölyesinde hizmet veren kıymetli sanatçımızı tabii ki Elazığ'a katmış olduğu değer, ülkemizin kültürüne, sanatına yapmış olduğu değerden dolayı ben bilhassa tebrik etmek istiyorum. Elazığ'ımızın yetiştirmiş olduğu bu kıymetli sanatçımıza biz bugün, tabii ki bugün burada sahip çıkmak için geldik ama her zaman bütün Elazığ halkının bu kıymetli sanatçımıza sahip çıkmasını bekliyoruz. Kendisine tam not vermek gerekir. Tabii bu notu bizim vermemiz mümkün değil. Bu işle meşgul olan, bu işle iştigal eden insanların kendisini takdir etmeleri lazım. Sayın hocamız sadece Elazığ'da değil, Türkiye'de değil, dünya çapında bir rölyef sanatçısı. Üç boyutlu çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Ve işlemiş olduğu konular sadece kendisi bundan değil, birçok sanat dalında da başarılı. Ama